Merhaba, ben Cemre. Bu pastada neyin nesi mi? Tabii ki benim doğum günü pastam. Aman, galiba üflemem gerekiyor şu an. Üflemeyeyim hemen. Ama neden? Yaşasın, iyi ki hatırlattın. Evet evet, hemen bir dilek dileyeceğim. Allah'ım, ne olur bana bir sihirli değnek ver. Yani şu masallardaki perilerin ellerinde olan. Şöyle bir aşağı bir yukarı sallayınca bütün dilekleri yerine getiren değnekler yok mu? İşte tam da onlardan istiyorum ben. Neden mi? Benim bir kardeşim var. Adı Cem. O da benim gibi yürüyüp koşabiliyordu. Onunla çok güzel oyunlar oynayabiliyorduk eskiden. Şimdi oynayamıyoruz. Evet, trafik kazası sonrası ayaklarım üzerine basamamaya başladı kardeşim. Artık ne yürüyebiliyor, ne de koşabiliyor. Bacağı kırılmış. Bir müddet böyle kalacakmış. Öyle söyledi doktor amca. Ama tabii ki ben onu hiç yalnız bırakmıyorum. Ablası olarak hep onun yanındayım. Pencereden bakıyorum. Hava güzel. Kapıyorum kardeşimi. Oturtuyorum sandalyesini. Haydi parka. İşte tam da burada gerekiyor sihirli değnek bana. Şöyle bir aşağı bir yukarı sallayıp engelli rampasının önündeki arabaları havaya kaldırmaya. Ya da merdiven çıkmamız gereken yerlerde bir aşağı bir yukarı daha. Hop sandalyeyle ışınlanalım en üst kata. Bir aşağı bir yukarı daha. Hop sandalyeyle ışınlanalım en alt kata. O da ne? Kardeşim geliyor yürüye yürüye. Canım kardeşim. Dönmüş eski haline. O haydi. Vereceğim sihirli değneğimi. Her isteğine. Yürüyemeyen yürüsün. Göremeyen görsün. Konuşamayan konuşsun. Duyamayan duysun diye.